Bir dönemin fenomen coinleri şu anda ne durumda diyor. Biz de bunun üzerine konuşmaya çalışacağız ve genel itibariyle bundan bahsedeceğiz diyebilirim. Piyasa içerisindeki bu altcoin'lerden bahsedeceğiz, tamam mı? Şimdi biliyorsunuz ya, daha önce de buna benzer bir video yapmıştık aslında. Aynısı değil ama daha önce 2013 yılındaki kripto paralara şöyle bir göz atmıştık. Aslında çok da benzer olmuyor ama yani eskiden iyi olan diye adledebileceğimiz 2013 yılında var olan kripto paralara göz atmıştık ve şu anki halleriyle alakalı konuşmuştuk. Bunların genel itibariyle neyi var neyi yok ona bakmıştık. Aslında özetlemek gerekirse 2013 yılında ilk onda olan kripto paraların şu anda baya bir maalesef vasat halde olduğunu görebilmek mümkün olacaktır. Vasattan kasıt burada ne? Mesela ilk onda coin 7. sırada, şu an 3000. sırada falan CMC'ye göre tarzında. Yani şunu bilmek lazım. 9 yıllık, 2022'de çekmiştik videoyu bu arada. 9 yıllık bir süre zarfı bu 2 ayı 2 boğa döngüsüne tekabül ediyor biliyorsunuz. Yani 2 ayı 2 boğa geçiyor aslında. Piyasa içinde çok uzun bir süre değil. Zaten piyasa şu an yeni. Hani piyasanın geçirdiği zaman şimdiye kadar geleceğe göre çok uzun bir zaman değil. Daha başlangıç, daha sadece bir şeyler oturtulmaya çalışılıyor. Hani henüz kişilerin burada alım satım yapması bile daha ancak bir tartışma konusu. Anlatabiliyor muyum? Daha işin çok başındayız yani. Bu şartlar altında bile var olup yok olan çok fazla proje mevcuttur. O yüzden sürekli diyorum ya, uzun vade yatırımları Bitcoin haricinde ya da bazı çok sağlam Ether olabilir, XRP belki, Litecoin belki. Haricinde kripto paralarda çok fazla yapmamak gerekecektir. Çünkü dediğim gibi zamanın ilk onu bugünün ilk onunu tutmuyor. Bugünün ilk onu bile bundan 9 yıl sonraki ilk on olmayacaktır. Bunu unutmamak lazım. Bir dönemin fenomen coinleri şimdi ne durumda? Geçtiğimiz yıllarda sosyal medyada çok konuşulan HOT, BTT, DENT ve RIF şimdilerde karanlığa bürünmüş durumda. Bu arada çok kısadan şunlara bir bakalım. Mesela HOT'tan şöyle bir bahsedelim, işte hani karanlığa bürünmekten söz ediyor. Mesela HOT, ya şunu da bir yandan kapatalım ki bakın, korkunç derecede yükselişler kaydeden bir kripto para bu arada. Öyle ki 30 sentler, 30 diyorum, 3 sentlere kadar yükselişler yapıyor ve en sonki rallisinden sonra bakın şu andan itibaren coin 17x yapması lazım ki önceki seviyelerini alabilsin. Bu arada karanlığa bürünmüş diyemeyiz yani. Ben HOLO'nun hala sezonluk iyi işler çıkaracağını düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Yani HOT coin'e ben mesela öldü demem. Sezonluk beklentim var. Ha, bakınız, 30 katlık bir fiyat artışı arıyor coin ATH yapabilmesi için. Garanti vermem ama imkansız değil. Yani yaşayabilir HOT bence 30 katlık bir yükseliş. Dolayısıyla sıfırdan bir portföy oluşturacaksam ben HOT'u ilk sırada içine koymam. Ama bulunanlara da şey demem. Yani çok fazla coin'e ölü diyorum biliyorsunuz ama HOT'a ölü demem yani. Burada biraz abartmışlar gibime geldi. Ha, BTT, BTT'ye ölü derim mesela. Ha, BTT ama adam akıllı ölü. Zamanında tabii coin şeye geçtikten sonra nedir o? Coin Tron ağına geçiş gerçekleştirdikten sonra öldü aslında BTT, tamam mı? Bu yeni şartlar altında öldü ya, ama şunu bozduk biraz. Şöyle şey yapayım. BitTrex'ten mi biz bakıyorduk BTT'ye? Bak unuttum bile yani, o kadar zamandır çünkü girmiyorum. BitTorrent niye diyor? Bu mu yoksa? Ya her neyse. Coin'in fiyatları adam akıllı değil. Ben size söyleyeyim. Ya düzgün bir şekilde hareket eden genel fiyatlar yok BTTC'de ya da BTT'de yeni adıysa.
adıyla neyse artık. Düzgün bir hareket kabiliyeti yok ki kripto parada şu saatten sonra baktığımızda. Sürekli düşen bir genel yapı var. Mesela diyorum ya ben BTT'ye ölü derim. Diğerlerine de bakalım şimdi. Dent'ten bahsediyor. Dent hemen şöyle girelim bakalım ne varmış. Bu arada buradaki 4 altcoin'in de ortak noktası yani 4 altcoin'in de ortak noktası bizim daha önce konuştuğumuz altcoin'ler ama şu an sık konuştuğumuz altcoin'ler değil. Dent'e de ölü demem bu arada. Dent coin'e. Bakınız pozisyonlarına kadar yükselmiş bir altcoin. Tabii çok güçlü bir yukarı hareket. Dediğim gibi Dent'e de ölü demem. Aslında HOT'ta yapmış olduğum yorumun aynısını Dent'e de yapabilirim. Yani bir portföy oluşturacağım. Hadi Dent'i de illa koyalım içine demem. İlk tercih olarak koymam. Yatırımcı inisiyatif alıp belki koyabilir duruma göre. Ama ölü de demem yani coin'e. Ya da bu coin yükselmez demem. Yine beklentim olur. Reef'ten bahsedelim. Şöyle bir girelim. Reef'te biliyorsunuz zamanında da üzerine konuştuğumuz bir katman projesidir aslında. Katman bir projesidir. Şimdi Reef'e baktığımız zaman yani Reef nasıl diyeyim yani ölü demem Reef'e fakat bunu nasıl açıklasam bilemiyorum. Yani HOT ve Dent'e göre dezavantajlı. Evet böyle oldu sanırım. Yani yine ölü demem. Portföye sıfırdan eklemem. Ama diğerleri gibi mesela ya da Dent HOT kadar yine de avantajlı değil. Hani Dent'i HOT'u ekleyeni anlarım. Reef'e ekleyeni ya bir düşünsen mi derim. Böyle açıklamış olayım konuyu da. Çünkü Reef de tabii ekstrem düşüşler gerçekleştirdi. Ve bu bağlamda ne yapabileceği biraz meçhul. İllaki yükselişler yapacaktır. Ama alım noktasında daha avantajlı kripto paraların olduğu da kesin. Onu da söyleyeyim. Burada karanlığa gömüldü dediği 4 kripto para yani karanlığa gömülmek eğer ana konuysa ben daha iyi kripto paraların hani seçilebileceğini düşünüyorum açıkçası. Mesela çok fazla buradaki söyleme ve lafa uyan ne bileyim Metaverse coin sayısı çok fazla mesela. GameFi coin sayısı çok fazla gibi gibi. Ya da meme coin sayısı çok fazla. O yüzden ya buradakiler de mesela BTT tuttu, Reef ucundan tuttu diyeyim. Ama yani daha iyi seçenekler mevcuttu bu konuda. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.